Antalya'ya gidelim. Bir kişi hatırlarsınız teleferik kazasında hayatını kaybetmişti. 18 kişi de yaralanmıştı. İşte o teleferik faciasında dava devam ediyor ve bu saat itibariyle başlayacak. Kepez Belediye Başkanı bu davada aslında sanık. Hemen aktaralım. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil 12 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Fakat bu konuyla ilgili detaylar nelerdir? Emrah Çakmak bölgede bize detayları, konunun ayrıntılarını, davanın, soruşturmanın ayrıntılarını aktaracak. Emrah, günaydın diyelim. İlk andan itibaren bu soruşturmayı yakından takip ediyorsun. Olay gerçekleştiği anda da Antalya'ya gitmiştin. Şimdi bugünkü duruşmaya ilişkin elindeki notlar, bilgiler neler, senden dinleyelim. Elbette Göksu. Antalya'da gerçekleşen teleferik kazasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Ve o soruşturma sonucunda 14 Mayıs tarihinde iddianame hazırlandı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Mayıs'ta kabul edildi. 36 sayfadan oluşan bu iddianamede 3'ü çocuk, 16 müşteki ve suçtan zarar gören 146 kişi yer alıyordu. Tabii davanın bugün ilk duruşması gerçekleşecek şu saat itibarıyla başlaması bekleniyor ki içeride de hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz ki baktığımızda özellikle bu kazada hayatını kaybedenler, yaralananlar olmuştu. Davada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık yargılanacak. İlk duruşma başlayacak. Tabii baktığımızda 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini bir kez daha hatırlatalım. 36 sayfadan oluşuyor. Özellikle burada sanıklar hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçlarından 27'şer yıla kadar hapiste cezalandırılmaları isteniyor. Burada bu iddianame sonucunda mahkeme heyetinin karşısında olacaklar ve teker teker aslında buradaki o sorulara da muhatap olmuş olacaklar. İddianamenin detaylarına baktığımızda özellikle burada çarpıcı detaylar yer alıyor. Özellikle dönemin genel müdürü Anet AŞ, yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak firması Anet AŞ'nin genel müdürüydü ve yerel seçimler dolayısıyla aslında görevini bırakıp daha sonra belediye başkanlığına aday olmuş ve seçilmişti. Ancak özellikle iddianamede yer alan detaylara baktığımızda burada hali hazırda görevinin devam ettiği Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki görevinin devam ettiği aktarılıyor. Ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ve teleferik işletmesini yapan Anet AŞ firmasının genel müdürü, genel müdür yardımcısı, teknik sorumlusu, makine mühendisi, iş güvenliği uzmanı, bakım, onarım ve teknik işleyiş hizmeti veren Mega Tower AŞ'nin işveren ve teleferik tesisinde bakım ve onarım işlerinden sorumlu teknik personelin, şirketin iş güvenliği uzmanındaki teleferikte meydana gelen kazada etkisinin olduğu ifade ediliyor. Ve Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'te teleferik istasyonunu işleten Anet AŞ'de genel müdür olarak görev yaptı, ancak Ticaret Sicil Gazetesi'nde görevinin sona ermediği, dolayısıyla bu konu çerçevesinde kendisinin bu kazanın muhatabı olduğu ifade ediliyor. Bir ayağı böyle, diğer ayağı ise aslında o iddianame içerisinde bilirkişi raporundan edinilen bilgiler doğrultusunda hareket edildi. Orayı işleten firmanın, bakım onarımı gerçekleştiren personellerin yeterlilik belgeleri olmadığı burada ifade edildi ve yine gerekli tedbirlerin alınmadığı da iddialar arasında ve bugün burada karşı karşıya kalacaklar. Tabii 12 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Büyük bir kurtarma operasyonuyla 174 kişi kurtarılmıştı. Bir kişi hayatını kaybetmişti. 7 kişi de yaralanmıştı. Tabii bugün saat 9'da Antalya Adliyesi'nde 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ve burada özellikle dönemin Anet AŞ Genel Müdürü Mesut Kocagöz ve Antalya Kepez Belediye Başkanı olarak da görevini sürdürüyordu. 5'i tutuklu, 12 sanık yargılanacak ve buradaki sonuçta aslında merak edilenler arasında biz de gün boyunca kameraman Buğra Benlioğlu ile birlikte süreci takip edeceğiz ve son dakika gelişmeleri CNN Türk ekranında aktarmayı sürdüreceğiz.